Siz zaten ev yemeklerinin kraliçesisiniz Nermin Hanım. Bir de şöyle değişik yörelerin yemeklerini kendi tarzınızda yorumlayıp okurlarınıza sunarsanız... ...işte o zaman kitabınız yüz binler satar. Değişik yörelerin yemekleri. Çok zekisin Uğur. Ha, gerçekten bayıldım bu fikre. Hangi fikre bayıldın anne? Uğur'la yeni kitabım üzerine konuşuyorduk da... ...değişik yörelerin yemek tariflerini kendime göre yorumlasam, öyle yazsam diye. Ne güzel değil mi? Teşekkür ederim Uğur. Gerçekten zihnim açıldı. Rica ederim. Çok teşekkür ederim Uğur. Sen olmasan ben ne yapardım? Resmen zihnimi açtın. Sen ne diyorsun oğlum öyle? Senin kitabını ön söz düşünüyorum da... ...kesin böyle yazarsın. Hatta koyacağın ilk tatlı da elmalı dal kavuk tatlısı olur. Bir de Uğur'un resmini yapıştırırsın. Altına da dal kavuk yazdın mı? Çok çalışıp fikir üretmek. Ne zamandan beri dal kavukluk oldu oğlum? Çocuğu görmüyor musun? Şirkete en erken o geliyor. En geç de o çıkıyor. Yani dişini tırnağına takıyor. Yalaka işte. Gözünü boyamak için yapıyor onları. Sen ne dersen de onun çalışkanlığını takdir ediyorum. Hatta terfi ettirmeyi bile düşünüyorum. Terfi mi? Hı hı. Müdür yardımcısı olarak. Ama müdür yardımcısı benim. Canım iki tane olursunuz. Koskoca şirket. Beraberce çalışırsınız işte. Anne inanmıyorum sana. Ben senin oğlunum ya. İki günlük adam. Oğlum bak şimdi bana kızıyorsun ama ileride teşekkür edeceksin. Ben ikimizin iyiliği için de yapıyorum bunları. Tamam. Bu lafını unutma ama. Ben de seni ileride huzur evine yatırınca aynısını sana söyleyeceğim. Dağlara taşlara. Nasıl bir çocuk bu böyle ya? Kerem. Oğlum senin bu saatte şirkette olman gerekmiyor mu? Ya boş ver Altay abi. Kerem. Artık şirkette bana ihtiyaç yok. Annem yerime yeni müdür yardımcısı almış. Ne demek yerine müdür yardımcısı aldı? Kime aldın Nermin? Aman inanma şuna. Uğur'u terfi ettirdiğim için tavır yapıyor aklı sıra. Sana da teessüf ederim Kerem. İnsan annesini ileride huzur evine kapatacağım diye tehdit eder mi hiç? Sen benim yerime hiç tanımadığım birini aldın ama. Uğur hem çalışkan hem de disiplinli bir insan. Yani sana zararı yok ki, faydası olacak. Omzundaki yükün en azından yarısını o alacak. Hadi kalk hazırlan. Uğur'u çalışanlara böyle takdim edeceğim. Sen de yanımda olursun. Müdür yardımcısı olarak. Yok, müdür yardımcısının yardımcısı. Oralara kadar düştüm artık. Merak etme, törene geç kalmam. Niye böyle sinir yaptı bu şimdi? Aman ne bileyim. Kendi göstermediği çabayı Uğur gösteriyor diye olsa gerek. Gençlik işte. Bu yaşlarda sinirleri burunlarında olur. Zamanla alışır, boş ver sen de üzülme. Uğur Bey çalışkanlığı, yeteneği ve zekasıyla kendini ispat etmiş biri. Ben kendisini müdür yardımcısı olarak atadığımı sizlerle paylaşmak istedim. Artık bugünden itibaren sadece bana karşı değil, Uğur Bey'e karşı da sorumlusunuz. Hayırlı olsun. Kremize hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Burası gelecek vaat eden bir şirket. Benim de amacım bundan sonra hep birlikte el ele verip onu daha da iyi yerlere taşımak. Uğur Bey. Rahatsız etmiyorum değil mi? Ben sizin başarınızı kutlamak için şey ettim yani. Kerem sen içki içerek mi geldin buraya? Yazıklar olsun sana. Çabuk git buradan. Nermin Hanım tamam. Ben hallederim. Ofis kısmına geçelim de sana acı bir kahve getirteyim. Biraz kendine gelirsin. Ben kendimdeyim dostum. Sen şey yap konuşmanı falan. O sihirli ellerinle bu gelecek vaat eden şirketi nasıl büyüteceğini falan anlat. Dışarıda konuşalım hadi. Ya sen de... Kerem! Uğur iyi misin? İyiyim, merak etmeyin. İzin verirseniz bugün biraz erken çıkmak istiyorum. Tabii. Bak ne oldu? Hani en geç o çıkıyordu şirketten. Şimdiden kaytarmaya başladı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.